Evet, değerli basın mensupları günaydın. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın Milletvekilimiz, Mert Milletvekilimiz Cengiz Gökçer ile birlikte bugün önemli bir konuya, tek bir konuya değineceğiz. Şimdi değerli basın mensupları, öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Bugün için Türkiye'de bir yalanlar ittifakı, iftiralar birlikteliği, haysiyet cellatlığı koalisyonu yaşıyoruz hep birlikte. Bunun adı da AKP ve MHP ittifakıdır. Açık ve net söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz burada Yüce Meclis'te bir basın açıklaması yaparak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadroları PKK'lılara peşkeş çekilmiştir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK'lıları işe almakla suçladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe girenleri PKK'lı terörist ilan etti. Bu iftira etmezmiş gibi ülkemizin kurucu ve kurtarıcı partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de utanmadan, yüzü kızarmadan PKK ile yan yana anmaya cüret etti. Başta PKK olmak üzere FETÖ, IŞİD ve her ne ad altında olursa olsun bütün terör örgütlerini amasız ve fakatsız, onlar gibi yol yürümeden açıkça kınıyoruz. Nefretle kınıyoruz. Ama bu arada bugün hala FETÖ ile iltisaklı olmaya devam eden IŞİD'e alkış tutanları da lanetliyoruz. Değerli basın mensupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi kadroları PKK'lılara peşkeş çekilmek ne demek? Açık soruyorum, ne demek? Şimdi bu iftiranın ve aymazlığın neresine yanıt verelim? Bir şehrin milletvekiline, o şehrin belediye başkanına ve belediyesine böylesine iftira etmek yakışıyor mu? Peki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe girenlere PKK'lı terörist demek nasıl bir söylemdir? Nasıl bir iftiradır? Nasıl bir utanmazlıktır? Bakınız, işe giren herkesten sabıka kaydı alınır. Sabıkası var mı yok mu bakılır. Arşiv kaydına bakılır sabıkada, adli sicil kaydında. Adamın sabıkası yoksa, adli sicil kaydında arşiv kaydı yoksa, elinizde bir mahkeme kararı, kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa ona terörist demek açıkça iftiradır. AKP-MHP ittifakı nefret diliyle, ırkçı söylemlerle, insanları ötekileştirerek, şiddete eğilimli yapılarıyla ülkemiz ve Mersin'imiz için, ülkemizdeki ve Mersin'deki barış ve kardeşlik için artık çok açık bir engel oluşturmaktadırlar. Bitmiş siyasetlerini ayakta tutmak, oylarının sürekli erimesine engel olmak için bu halkı birbirine düşürmeye çalışmak, ötekileştirmek, ayrıştırmak, halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan belediye başkanına, belediye başkanlarımıza iftira etmek yakışıyor mu? Ben buradan halkımıza soruyorum. Yakışıyor mu? Şu iftiraya bakar mısınız? Hangi akıl, vicdan ve hangi hukuksal kararla bunu söylüyorsun? Çık bir açıkla. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lı teröristlerin çalıştığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lı teröristlerin çalıştığını söyleyenleri Mersin hemşehrilerimize buradan havale ediyorum, şikayet ediyorum. İlk seçimlerde de bu iftiranın bedelini sandıkta kat kat soracaklara inanıyorum. Mersin bir barış kentidir. Mersin bir kardeşlik kentidir. Bunu bozmaya kimsenin de hakkı yoktur. Değerli basın mensupları, şimdi şunları da söylemekte fayda var. Bu beyefendi PKK'lı arıyorsa gitsin 31 Mart yerel seçimlerinde terörist liderinin aranan kardeşine mektup okutan kendi ittifakına baksın. Bu beyefendi teröristi belediyede boşuna aramasın. Ben adres vereyim, gitsin terörist başının kardeşi olan aranan bir teröristi devletin kanalı TRT'ye çıkaranların arasında arasın. Birlikte oldukları Cumhur İttifakı'nın İmralı'ya başvurarak yerel seçimlerde terör örgütü liderinden
o için mektup yazmasını isteyenlerin arasında arasın. Bunlar terörist mi arıyor? Gitsinler ha burada çadır mahkemeleri kuranlar arasında arasınlar. Bu beyefendi teröristi Büyükşehir Belediye'mizde değil, gitsin şehitlerimize kelle diyenlerin makam odalarında arasın. Bu beyefendi terörist arıyorsa FETÖ'ye her istediklerini verenlerde, PKK hendek kazarken izleyenlerde, valilere, teröristlere dokunmayın talimatı veren ve o talimata uyanlarda arasın. Yani gitsin şu anda ortağı olduğu ve kendisinin de içinde yer aldığı yapıda arasın. Bizim alnımız açık. Birkaç ay önce ne diyordu İçişleri Süleyman Soylu? Terörist sayısı 197'ye düştü. Çok güzel. Biz isteriz ki sıfırlansın. Tamamı yok olsun. Kökü kazınsın. Bir ay geçti. Belediyemize baskı yapan ve halka hizmet vermesine engel olmak için her yolu deneyenler baskılarının ve yıldırma politikalarının işe yaramadığını görünce bu defa da iftiraya başvurmaya başladılar. Neymiş? Belediyelerimizde terörist varmış. Hadi oradan. Değerli basın mensupları, İçişleri Bakanı 190 terörist var dedi önce. Sonra bu sayı 557'ye çıktı. Süleyman Soylu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var dedi. Şimdi de sona gelen Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin Mersin milletvekili de aynı iftirayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne atıyor. Oradan kopya çekiyor, iftiralarına devam ediyorlar. Bakın, halka hizmet için baskılarla ve iftiralarla uğraşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bunlara gereken yanıtı verdi. Ne dedi? Ne demişti Sayın İmamoğlu? Bu iftirayı atanlara, bu iftirayı atanlar doktora görünsünler. Ben de aynı tavsiyeyi bu iftirayı atan herkese tavsiye ediyorum. Gidin bir doktora görünün, Allah şifa versin. Halka hizmet eden herkes bunlara göre terörist. Sadece kendileri milliyetçi. Sadece kendileri iyi adam. Sadece kendileri iyi insan. Bunların vatan ve millet sevgisi bu işte. Kendinden olmayan herkesi ötekileştirmek, herkese terörist demek, herkesi ayrıştırmak. Şimdi size çok önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Buradan sesleniyorum. Adli sicil kaydı ile belediye işe alanlar, rızkı peşinde koşanlar, belediye emekçileri PKK'lı mı? Buradan belediye işlerimize de sesleniyorum. Siz PKK'lı mısınız? Yani Olcay Kılavuz ve benzer iftiracılara göre Adalet Bakanlığı PKK'lılara temiz adli sicil kaydı veriyor. Bakar mısınız? Ve bu iftiralara göre İçişleri Bakanlığı teröristleri izliyor ama dokunmuyor. Haklarına dava açılmıyor. Bunları da belediyelerimiz bunları da işe alıyor. Yalanın ve iftiranın nereye varacağını Sayın Kılavuz kesirememiş anlaşılan. Çünkü o kadar çaresiz ve belediyelerimizin halka yaptıkları hizmetlerden o kadar rahatsızlar ki düşünmeden iftira peşine düşüyor ama günün sonunda kendi iftiralarında boğuluyorlar. Değerli basın mensupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin başkanı, bu belediyemizin başkanı Sayın Vahap Seçer seçildiği 31 Mart 2019 yılından bugüne kadar Mersinliğe ve Mersin hizmetmek için var gücüyle çalışıyor. Bizler birebir şahidiyiz. Mersin halkı şahidi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilk günden bu yana özveriyle şehrine hizmet eden namuslu, dürüst, çalışkan, tertemiz bir siyasetçi ve yerel yönetici. Defalarca belediyeye müfettiş gönderdiler. Her zaman da göndersinler. Müfettişler de belediyeden eksik olmasın. Ama alnımız açık. Büyükşehir Belediye'mizin yaptıkları hizmetler açık ve net. Şunu da unutmayın. Onu hedef alan kirli emel sahipleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer yönetimiyle birlikte ranta değil halka ve Mersin'e hizmet etmeye başladı ve devam ediyor, devam da edecek. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmasınlar. Ve belediyenin gelirleri birkaç rantçıya değil artık halka açılıyor, halk için harcanıyor. Ne söylüyoruz? Biz bunlardan ne korkarız? Ne de bunlara papuç bırakırız. Esas borçlanma yetkisini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten gelen yüksek faizli borçlarını ödemek için borçlanma yetkisini talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na 2 yıldır borçlanma yetkisi vermeyen AKP ve MHP'nin oluşan Belediye Meclisi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Meclisi'nin Cumhur İttifakı üyeleri Mersin'e ihanet etmişlerdir.
Mersin halkı bunu biliyor. Tüm bunlara rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Vahap Seçer 1 milyar 40 milyon lira eski dönem borcunu ödedi ve hizmetlerine de devam etti. Şimdi de metronun temelini attı. Ne yaparlarsa yapsınlar o metroda faaliyete geçecek. Büyükşehir Belediyesi sadece bunları yapmıyor. Burada çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Sabaha kadar anlatırız. Ama en önemlisi fakire, garibana, yatağa insanlar aç girmesin diye 3 kap yemeği 3 liradan satıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Halk kart ile birçok binlerce fakire destek oluyor. Tarımsal desteklerimize çiftçilerimizin, hayvancılarımızın, köylerimizin yüzünü güldürüyor. Mersinli, Mersin Belediyesi'nin hizmetleriyle gülüyor. Bundan rahatsız olanlar ise artık ne yaparlarsa yapsınlar. Bu arada COVID-19 testi pozitif çıkan ve buna rağmen hala evinde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, sözümüzü şöyle bağlayalım. Mersin barış ve huzur kentidir ve öyle kalacaktır. Mersin'de yaşayan insanlar dosttur, kardeştir. Mersin mezarlığında da bütün dinlere, ırklara, mezheplere mensup insanlar kardeşçesine kucak kucağa son istirahatgahlarında yatarlar. Mersin'in barışını huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Belli kişiler tarafından tahrik ve dizayn edilen bu itirazlara karşı birlik ve beraberliğimizi de bozmayacağız. Aksine Mersin'de yaşayan herkes bu iftiralar karşısında daha da birleşecek ve kenetlenecektir. Mersin'de yaşayan herkesine biz kardeşiz. Herkesin hakkını da, hukukunu da herkese karşı biz koruruz. Onların yalanlarına ve iftiralarına bakmayacağız. Onlar yalan ve iftiralarına devam etsinler. Onlar bunu yaptıkça biz daha çok çalışacağız. Onlar iftira ettikçe daha çok hizmet edeceğiz. Onlar çatlasın ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Mersin'in halkına daha çok hizmet edeceğiz. Onlar gibi hiç kimse hakkında bir ayrımcılık da yapmayacağız diyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Mersin Milletvekilimiz Cengiz Gökçe'ye mikrofonu bırakıyorum. Evet, değerli arkadaşlar. Ben de Sayın Milletvekilimiz Alpay Antmen'e yaptığı bu kıymetli değerlendirmeden dolayı teşekkür ediyorum. Mersin gerçekten bir barış kenti. Mersin bir huzur kenti. Mersin demokrasinin başkenti ülkemizde aslında. Çünkü ülkemizin bütün renkleri, bütün simaları Mersin'de barış içerisinde yaşayabiliyor. Demografik yapısı itibariyle Mersin Türkiye'nin bir minyatürü. Mersin'deki huzur ve barış Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Mersin'de yaşayanların tamamına yakınının Türkiye'nin 80 ilinde yaşıyorlar, akrabaları var. Değerli arkadaşlar, burada basın açıklamasıyla ilgili Alpay Bey'in şunu söyleyeceğim. Sorumluluk makamında olanlar sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Söylediği lafları ispatlamakla yükümlüdür. Öyle ki Cumhur İttifakı'nın iktidar olduğu bir ülkede soruşturmayı yapacak bu suçlamalarla ilgili soruşturmayı yapacak ilgili devlet birimi İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü. Burada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyetin istihbaratın yaptığı incelemeler neticesinde eğer suçlamalarla ilgili herhangi bir delil, bilgi somut olarak ortaya çıkıyorsa bunun hukuki olarak değerlendirmesini yapıp yargılamasını yapıp bununla ilgili suçlulara ceza verecek olan da yüce Türk mahkemeleridir. Bunu hepimiz biliyoruz. Her Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın yönettiği belediyede işe alımlar mutlaka oluyor. Çünkü biz proje üretiyoruz. Çünkü biz hizmet üretiyoruz. Sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik yapıyoruz. Burada bizimle yol yürüyecek arkadaşlarımızın özellikle liyakat sahibi olmasına, ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamayı içselleştirmiş arkadaşlarımız olmasına da ayrıca özen gösteriyoruz. Ben
bu suçlamayı yapanlara şunu söylüyorum. Eğer bu suçlamayı ispat etmezseniz, hukuki olarak suçlu ilan ettiğiniz insanları mahkemelerde yargılattırıp cezasını vermezseniz en net ifadeyle şerefsizsiniz. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa da alabiliriz.